Birinci paragrafta kullanılan fiilimsi türleri ve sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Bakalım birinci paragrafa. İngiliz fotoğrafçı Simon Dell bir gün evinin bahçesinde kuşların fotoğrafını çekerken ayaklarının çevresinde dolanan bir şey fark etmiş. Bakın çekerken derken bir tane zarf fiil var. Dolanan derken bir tane sıfat fiil var. Devam ettim. Evet evet bu bir fareymiş. Del fareyi fotoğraflayabilmek için derken mek isim fiil var. Evinden getirdiği dık dik sıfat fiil var. Yine sıfat fiil yazayım buraya. Birkaç yer fıstığını yere koyup beklemiş. Koyup derken up zarf fiildir. Farenin geri gelmesi bakın gelme derken burada arkadaşlar yine isim fiil var. Fazla uzun sürmemiş. İşte İngiliz fotoğrafçının bahçesinde kurduğu fare köyünün öyküsü böyle başlamış. Kurduğu derken dık dik sıfat fiil var. O zaman iki tane isim fiil, iki tane zarf fiil, üç tane sıfat fiil olacak. Bu da hangi şıkta verilmiş? Adana'da bu soru için cevap A şıkkıdır. 2 numaralı paragrafla ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur dedi. A kullanılan sıfat fiil sayısı 3'tür diyor. Bakalım 2 numaralı paragrafta gördüğü derken birinci sıfat fiil yakalayıp zarf fiil ardından erek zarf fiil yapmaya isim fiil devam ettim Ecek sıfat fiil. Baktım iki tane sıfat fiil buldum ama burada ne diyordu arkadaşlar? Üç tür diyor demek ki A yanlış A'yı eledim. B isim fiil isim tamamlaması içinde kullanılmıştır diyor. Bakalım. Del bahçesinde gördüğü fareyi yakalayıp bahçesinden atmamış. Ona George adını vererek onun için bahçesinde bir sığınma yeri yapmaya karar vermiş. Bakın sığınma yeri derken isim tamlaması. Evet. Ee, ayrıca sığınma ifadesi de isim fiil ve isim tamlaması içinde kullanılmış. Cevap o zaman Bursa. C diyor adlaşmış sıfat fiile yer verilmiştir. Hayır herhangi bir noktada adlaşmış sıfat fiil yok. Dolayısıyla C'ye elerim. D sıfat fiil 2 ile türemiş kalıcı isim vardır. Kalıcı isim de bulamadım. ikinci paragrafta D'yi de dedim bu sorunun cevabı o zaman Bursa Şıkkı olmalı arkadaşlar. Üçüncü paragrafta yer alan sözcüklerle ilgili bilgiler verdi. Bakalım ifadelerinden hangileri hangisi yanlıştır dedi. Bakalım. Bir kaplayıp koyarak ve çıkıp fiilimsilerinin türü aynıdır. Evet. Hepsi arkadaşlar zarf fiil. Ip zarf fiil ki, Arak zarf fiil ki. Hop yine zarf fiil eki. 2'ye baktım. Yaptıktan olmadığını koyduğunu fiilimsilerinin türü aynıdır. Evet. Yaptık derken buradaki tık sıfat fiil eki. Olmadık derken buradaki dı olmuş. E, dık sıfat fiil eki. Koydu derken Buradaki du, dokun aslında yumuşamış hali. Yani hepsi aslında dık dik sıfat fiil eki eledim. 3'e baktım. Yiyeceği sözcüğü e, sıfat fiildir demiş. Hayır arkadaşlar. Yiyeceği sözcüğü artık ne olmuş? Kalıcı isim olmuştur. Şöyle bir dursun. Metinde de göstereceğiz. 4. Gelmesi sözcüğü isim fiildir. Evet. Gelmekten gelme olmuş. Dolayısıyla bir fiilin artık adı haline gelmiş. Şimdi baktım. Üçüncü paragraftaki yiyeceğe ifadesine bakın. Bu düşüncesini dışarı koyduğu yiyeceğe iki farenin çıkıp gelmesi doğrulamış dedi. Buradaki yiyecek ifadesi arkadaşlar artık fiilimsi olma özelliğini tamamen kaybederek alıcı isim haline gelmiş. Dolayısıyla sıfat fiil diyemem ben buna cevabım Ceyhan. Dördüncü paragraftaki altı çizili sözcüklerden hangisi zarf fiildir? Bakalım. Ardından del bu farelerin güvende olabilecekleri. Bakın acak ecek sıfat fiil ekidir. Bu nedir sıfat fiil? O zaman A'yı eledim. Devam ettim. Bahçede fare sayısı artınca bakın artmak fiiline ince ince zarf fiili ki gelmiş. O zaman artınca nedir? Zarf fiildir. Benim aradığım cevap sanki Bursa gibi. Diğerine baktım. Yaptığı demiş. Bakın burada tık sıfat fiili ki var. Eledim. Eklemeye başlamış ve fare köyü böylece kurulmuş dedi. Bakın eklemeye derken eklemek fiiline m isim fiil eki gelmiş. Dolayısıyla bu da isim fiildir. D'yi de eledim. Cevap B şıkkıdır arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde zarf fiil dedi? Cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır. Bakalım. Zarf fiiller cümleye farklı anlamlar katar. Örneğin ödevini bitirmeden televizyon izleme cümlesinde zarf fiil cümleye koşul anlamı katarken sorunlarınızı konuşarak çözmeliyiz. Cümlesindeki zarf fiil durum anlamı katmıştır. Bakalım hangisinde farklı bir anlam katmış? A. Anlamadığın konuyu sordukça ders daha iyi anlarsın. B. Kollarını açarak annesinin boynuna sarıldı. C. Köpekten korkan çocuk ağlaya ağlaya koşuyordu. D. Temizliği bitirebilmek için hiç durmadan saatlerce çalıştı. A şıkkında anlamadığın konuyu sordukça da, dersi daha iyi anlarsın dedi. Dersi daha iyi anlamasının şartı, koşulu neymiş? Anlamadığı konuyu sormasıymış. Demek ki burada koşul anlamı kattı. Şart anlamı kattı. Zarf değil. B. Kollarını açarak bakın, arak erek zarf fiil ki Annesinin boynuna sarıldı. Nasıl sarıldı? Kollarını açarak. Nasıl sorusuna cevap veriyorsa durum anlamı kattı. C. Köpekten korkan çocuk ağlaya ağlaya koşuyordu. Bakın A, A zarf fiil ki var. Ağlaya ağlaya burada zarf fiil. Nasıl koşuyordu? Ağlaya ağlaya. Nasıl sorusuna cevap verdiyse durum anlamı kattı. D. Temizliği bitirebilmek için hiç durmadan saatlerce çalıştı. Durmadan derken bakın. Madan meden eki var arkadaşlar. Bu da nedir? zarf fiil ekidir ve durmadan sözcüğü bir zarf fiil nasıl çalıştı? Durmadan saatlerce bu da durum anlamı kattı. Yine olarak baktığımda Bursa, Ceyhan, Denizli durum anlamı katmışken Adana koşul anlamı katmış. O zaman farklı olan hangisi dersem cevap Adana olmak zorundadır. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde boş bırakılan yere diğerlerinden farklı türde bir fiilimse eki getirilmelidir dedi. Bakalım. 1. ABD'deki Maryland Üniversitesi'nden araştırmacılar yüksek teknolojiyle işlen nokta nokta bir ahşap e yaptı. İşlenmiş diyebilirim. Sıfat fiili ekledim. Sıfat fiil yazıyorum birinciye. 2. Araştırmacılar al nokta 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 ısıyı havaya yayan ve böylece evi sıcak tutacağı bilinen bir malzeme kullandılar. Ne diyebilirim? Aldığı ekini ekleyebilirim. Dık dik yine sıfat fiildir. Buraya sıfat fiil yazdım. 3. Ayrıca ısıyı emen bir malzeme ile ahşabı kapladılar. Böylece ahşap evin içindeki ısıyı em nokta 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 evin serin kalmasını sağladı. Isıyı emip ıp ip zarf fiil ekine ekledim. Buraya zarf fiil dedim. 4. Elde edilen bu yeni ahşap aynı zamanda üstüne düş nokta nokta güneş ışınlarını yansıtıyor. Üstüne düşen güneş ışınlarını yansıtıyor diyebilirim. En nedir? Sıfat fiil ekidir. Bakın 1'e sıfat değil ikiye sıfat değil dörde sıfat fiil eki ekledim fakat üçüncü cümledeki boş bırakılan yere zarf fiil eki ekledim o yüzden bu sorunun cevabı ne olmalı Ceyhan olmalıdır diyelim aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir kullanım vardır bakalım nasıl bir kullanımdan bahsedecek buzdolabında misafirler için çeşit çeşit içecek var cümlesindeki içecek sözcüğü sıfat fiildeki yardımıyla türemiş ancak fiilimsi özelliğini yitirerek kalıcı isim olmuştur. Artık içecek dediğimde aklıma içilecek malzemeler geliyor. Yani kalıcı isim olmuş dedim. Hangisinde buna benzer bir kullanım var? Bakıyorum. A. Kışın ısınmak için yakacak odunları yazdan hazırlamak gerekir. Bakın sadece yakacakları hazırlamak gerekir deseydi belki Kalıcı isim olarak kabul ederdim ama yakacak odun dediğimde sıfat görevini devam ettiriyor yakacak ifadesi. Dolayısıyla sıfat fiil özelliğini koruyor. A'yı eledim. B. Duvardaki ayakkabılığın yanında pirinçten yapılmış bir çekecek vardır. Bakın burada çekecek, çekmek fiili, ecek sıfat fiili iki almış. Aslında sıfat fiil olarak türemiş ama... Çekecek dediğinde artık ayakkabı giyerken kullandığım malzeme aklıma geliyor. Çekmek fiiliyle veya çekecek buradaki ecek fiilim ile bir bağlantısı artık kalmamış. Burada kalıcı isim olmuş çekecek fat fiili. Yukarıda verilen bilginin örneği aslında cevap B gibi duruyor. Devam etti. C akşam olunca gidecek yeri olmayan insanlara çok üzülüyorum. Bakın Gidecek yeri derken gidecek ifadesi sıfat değil Olmayan insanlara derken olmayan e, yine sıfat fiil. Ama bunlar kalıcı isim olmamış eledim. Ve bunca yemek içinde canımın çektiği hiçbir şey bulamıyorum. Bakın çektiği derken sıfat fiil tık tık. Ama kalıcı isim değil. Burada bakın yemek aslında kalıcı isim ama... İsim fiilden türeyerek kalıcı isim olmuş. Dolayısıyla D'yi de eledim. Ben sıfat fiil olarak oluşmuş. Ardından kalıcı isim olmuş ee, sözcük arıyorum. Cevabım bu yüzden Bursa Şıkkı. Ağrımayan baş yastık istemez atasözünde. Bilimsi bir sıfat tamlaması oluşturmuştur dedi. Buna benzer bir kullanım aşağıdaki atasözlerinin hangisinde vardır? Bakalım. A sabreden derviş muradına ermiş. Bakın yukarıdaki örneğe baktığımda ağrımayan burada sıfat fiil aynı görev aynı zamanda sıfat görevinde baş isim. İkisi birlikte bir sıfat tamlaması oluşturmuşlar. Aynı şey A şıkkında var. Derviş bir isim. Sabreden bakın bir sıfat fiil. En ekini aldı. Ve sıfat görevinde bir sıfat cümlede ismi niteliyorsa zaten arkadaşlar ikisi birlikte kullanılıyorsa sıfat tamlaması olarak kullanılmıştır diyebilirim. Sıfat tamlaması kurmuştur diyebilirim. Dolayısıyla cevap A gibi duruyor. Devam edelim. B. Misafirin umduğu ev sahibine iki öğün olur diyor. Bakın burada umduğu derken sıfat bile var ama Sıfat tamlaması kurmamış. Eledim. C. Bal ile kaymak isteyen akçesine kıymak gerek. İsteyen sıfat fiil. Ama arkadaşlar burada bir sıfat tamlaması kurmamış. Eledim. D. işine hor bakan. Boynuna torba takar. Bakan sıfat fiil ama burada bir sıfat tamlaması kurmamış. Bunu da eledim. Cevabımız Adana.